finansal olarak bilgi sahibi olmak çok önemli ama davranışlarınızı değiştirebilmek için yeterli değil. Ben sizin yerinizde olsam eşimi de yanıma alırım ve mali durumumu düzeltmek için kendime bir gün veririm. Bu bir günü de maksimum verimli şekilde kullanmaya çalışırım. Bunu nasıl yapalım? 1. Öncelikle lütfen bütün sabit giderlerinizi ortaya dökün. Kira, seyahat, gıda, aylık faturalarınız, abonelikleriniz, neyiniz varsa her şeyinizi alt alta güzelce bir listeleyin ve onların tutarlarını yazın. Yanlarına gelirinizin oranında ne kadar para harcadığınızı hesaplayın. Sonra tek tek bu kalemlere yoğunlaşın. Oturun, sabit giderlerinizi ne kadar kısabilirsiniz bu konuda eşinizle konuşmaya başlayın. Bol bol eşinizle o gün para konuşun. Hem bu arada hayallerinizi konuşun, parayla ilgili neler yapmak istediğinizi konuşun. Aslında yaptığınız bir harcamanın sizin asla istemediğiniz bir harcama olması hikayelerini anlatın. Deyin ki ya bunu yapmasaydık bak bunu yapabilirdik. Bak bunlara bu ay bu kadar harcama yapmışız. Aslında ben bunu yapmaktan çok da hoşlanmıyordum. Geçen ay şu yaptığımız harcamanın bize ne kadar faydası oldu farkında mısın? Bak bu ay şimdi bunlara bu harcamamız sayesinde sahip olduk gibi eşinizle bol bol dünü, bugünü ve yarını finansal açıdan konuşun, tartışın, masaya yatırın. Sabit giderlerinizi konuşun. Bunları daha ne kadar düşürebiliriz? Bunlarda ne kadar tasarruf edebiliriz? Bu konuda çıkarımlar yapın. Acaba böyle mi yapsak, böyle mi gitsek? Eğer bu gideri iptal edersek benim aynı aboneliğimden kurtulma gibi ayda bu kadar cebimize kalır. Bu cebimize kalanı hadi buraya yatıralım. Nasılsa 2 ay yıldır 59 lirayı ben ödüyorum paşa paşa. 59 lirayı o zaman bundan sonra işte birikim hesabıma koyacağım ve orada dursun. Nasılsa ödüyordum gibi çeşitli çıkarımlar yapın ve giderlerinizin detayını inceleyin, konuşun, tartışın. O arada da aldığınız kararları hemen uygulamaya geçirin. Bu konuda kararlı olun. Eğer hattınız mı iptal edilecek? Gidin hattınızı iptal edin. O gün içinde hepsini yapın. Bir abonelikten mi çıkılacak? O abonelikleri o gün iptal edin. Biriyle bir pazarlığa mı oturacak? Yüksek fiyat mı çekti size bir fatura, bir abonelik, bir şey? Hemen o gün arayın müşteri temsilcisini. Onun hemen iptalini yaptırın. İşte kartınızdan boş yere para mı çektiler, sigorta mı çektiler, kart parası mı çektiler ve siz ona aslında aylardır sinir mi oluyorsunuz? Hemen arayın. Onu yapabileceğiniz her işlemi yapın. Ve o günü kendinize mali sağlığınızı iyileştirmek için ilaç vermiş olarak düşünün. Ve böylece hastalığınızı iyileştirmeye başlayın. Dediğim gibi özellikle büyük sabit harcamalarınızda büyük kısıntılara giderseniz çok ciddi bir miktar gelirinizden, bütçenizden size para kalacaktır. O yüzden bu konuyu eşinizle uzun uzun tartışın ve bu konuda alacağınız tüm aksiyonları bir an önce harekete geçirin. Bu aldığınız kararların devamlı olarak uygulamaya geçebilmesi için en önemli yapmanız gereken şey hesabınızı otomatikleştirmek. Daha önce konuştuğumuz bilinçli harcama planlarımız vardı. Orada bahsettiğim gibi net maaşınız elinize geldiğinde otomatik gideceği hesapların belli olması lazım. Bir daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Net maaşınız hesabınıza yattı. Otomatik olarak %10'u direkt yatırım hesabınıza gidiyor. Otomatik olarak %10'u direkt eğlence hesabı artı acil durum hesabı olan birikim hesabınıza gidiyor. %50, %60'ı hemen sabit ödemeleriniz için hesabınızda kalıyor. Kalan %20'si de ister mevduat kartlarınıza, ister kredi kartlarınıza, isterseniz nakit olarak elinize geliyor. Ki bu sizin suçluluk duymadan yapacağınız harcama miktarınız. Ama önemli olan nokta şu, geliriniz hesabınıza yattığı anda nereye gideceği ve onunla ne yapılacağının otomatik olarak hesaplanarak yapılmış olması çok önemli. Geliriniz hesabınıza yattığı anda gideceği alanlara otomatik olarak gitmesi çok önemli. Zenginleşmede otomatikleşme bir numaralı önemli faktördür. O yüzden otomatikleşmeyi çok ciddiye almanız lazım. Para hesabınıza geldiği gibi otomatik yerlerini bilerek giderse size sadece elinizde harcayabileceğiniz miktar kalacaktır. Ve siz de hem giderlerinizi küçülterek
hem o miktarı arttırarak elinize kalacak parayı arttırma üzerine hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam bugünden itibaren şunu bilirim ki finansal olarak bilgi sahibi olmak çok önemli ama davranışlarınızı değiştirebilmek için yeterli değil. Bu yüzden de çevremi çok iyi tanırım. Neyin dikkatimi dağıttığını, neyin beni kendi hayatımı yaşamaktan, kendi zengin hayatımı oluşturmaktan alıkoyduğunu tek tek listelerim. Alışveriş bültenlerimi, uygulamalar mı? Kredi kartını tanımladığım alışveriş siteleri mi? Hepsinden tek tek çıkarım. Elime reklam gelmesini engellerim. Benim ilgimi çekecek tüm görüntülerin gözümün önünden gideceği şekilde bir hayat tasarlarım. Çünkü görmediğiniz şey aklınıza gelmeyecektir. Ve sonuç olarak da kendi yaptığım bilinçli harcama planıma ve otomatik finansal sistemime güvenerek kendi finansal sağlığımı önce bir ayağa kaldırırım. Şurada şu yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. Benim bu verdiğim ipuçları hayatınızı kısmak, harcamalarınızı kısmak için değil. Çünkü bildiğiniz gibi bir fırsat maliyetimiz var. Sevdiğimiz şeylere daha fazla para harcayabilmek için sevmediğimiz şeylerden amansız bir şekilde kısmamız gerekiyor. Bunun için de bu ipuçlarını değerlendirmenizde fayda görüyorum. Lütfen zengin hayatınızı arttıracak, mutluluğunuzu arttıracak harcamalar yapın. Özellikle sizi yeni deneyimlere hazırlayacak, hayattan yeni tatlar almanızı sağlayacak, yaşamınızı daha eğlenceli, daha neşeli, daha yaşanabilir hale getirecek, sizi kısır döngü duygulardan çıkararak önünüzü açacak, refahınızı arttıracak, size zaman kazandıracak şeylere para harcamanızı yeğliyorum. Çünkü zengin hayat sadece zaman kazanarak ve mutluluk arttırılarak gelir. Ve son tavsiyem, bence en önemlisi de bu. Lütfen artık mali sağlığınızı korumak için belirli günler kendinize verin. Aynı bugün yaptığınız iş gibi ayda bir kere olabilir bir gününüzü, yarım saatinizi mutlaka oturup yine bunları düşünmeye, bunlar üzerinde konuşmaya adayın. Evet, ilk bu işe başladığınızda belki bir tam gününüzü alacak ama bir ay sonra aynı şeyi bir daha yaptığınızda emin olun yarım saat içerisinde bütün sorunları çözmüş olacaksınız. Sadece mali başarılarınızı kutluyor olacaksınız ve stres altında olmadan finansal durumlarınızla ilgili analizler yapmak sizi zengin hayatınıza daha da yakınlaştıracak. Çünkü artık daha özgür hayaller kurmaya başlayacaksınız. Parayla ilgili sorunlar bittikten sonra geriye yaşamla ilgili zevkler kalacak. O yüzden de bence bu finansal sağlık gününü kendi ailenizle birlikte oturun, belirli seviyelerde sürekli olarak tekrarlayın. Dediğim gibi ilk dönemler belki biraz sizi üzebilir, stresli olabilir ama sonraki dönemler sizin için eğlenceli bir gün olarak geçecek. Bu konuda da size söz veriyorum.